Yani iç kamuoyunu, dış kamuoyunu bir saldırıya hazırlıyor. Asker kayıpları bu çerçevede görünür olmaya başladı. Yoksa normalde yürüttükleri savaşın psikolojik yanı için bu asker cenazelerinin sürekli üstünü örtme, kapatma, kimseye göstermeme, topluma göstermeme gibi genel bir kararları vardı. Hani moral bozuluyor toplumun askerin dolayısıyla asker cenazelerini biz görünmez kılalım sadece ailelerine söyleniyor. Hatta bu uzman çavuş olarak Almanya'da paralı bir şekilde askerlik yapanların hani deklere edilmemesine dair başlarına bir şey gelirse, ölürlerse buna dair belgelerin imzalatıldığı söylendi. Ne kadar hani onun yani bu iddialar olduğu içeriğini çok fazla hani yani tam olarak hangi belgeyi nasıl imzaladıklarını bilmiyorum. Ama bu tür tartışmalar geçmişten beri var. Şu an yani tabii şeyi de sormak lazım. Bu asker cenazeleri Irak'tan geliyor. Suriye'ye saldırmanın mantığı nedir peki? Yani hani oradan yakın zamanda oradan bir iki tane bu tarafa Türkiye tarafına doğru bir takım hani saldırılar oldu. Havan mermisinin düştüğü söylendi. Karşı taraf bunun kesinlikle bizimle alakası yok dedi. Yani orada şunları da hatırlıyoruz. MİT Müsteşarı daha önce oradan birkaç tane buraya bomba attırırız o kadar sorun olmaz. Zaten orada ne olduğunu bilmiyoruz. Her türlü grup var orada yani. Her şeyi de yapabilir. Dolayısıyla yapacakları bir yeni bir saldırının şu an meşruiyetini sağlamaya çalışıyorlar. Herkes de aslında biliyor bunun böyle olmadığını. Bu durumların herkes de farkında. E, fakat e, Rojava'ya saldırı konusunda bu bir konsepttir. Bu sürekli olan bir konsepttir. Bunu bir noktaya kadar getirdiler. Afrin, daha sonra biliyorsunuz 2019'da Serekani, e, Gresipi e, ve hedef mümkün olursa hem Kobani hem Kamıştoy'u da düşürerek bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi burada Şöyle bir durum var. Erdoğan bir taşla 3-5 kuş birden vurmaya çalışıyor. Birincisi, Rojava'yı bir bütün olarak tasfiye edip ortadan kaldırmak istiyor. Birincisi bu. Uluslararası konjonktürü, bölgesel konjonktürü olgunlaştırabilirse, yani büyük güçlerden destur alabilirse bunu yapacaktır. Hiç bu konuda tereddüt etmeyecektir. İkincisi, bu bölgeleri kürtsüzleştirdikten sonra buraya Türkiye'ye gelmiş... E, Arap toplulukları zorla oraya götürecektir. Yani bu öyle gönüllü gitme değil. Yani İstanbul'u bırakıp niye gitsin bu insanlar artık oraya? İş yok, güç yok, biriket evler yapıyoruz bunları oraya koyacağız diyor. Hepsine de küçük harçlıklar vereceğiz filan. Böyle bir algı yapmaya çalışıyor. Bu ikincisi Türkiye'de seçimden önce e, ciddi e, e, mülteci meselesi artık konuşuluyor, tartışılıyor. Seçimin çok önemli gündemlerinden bir partisi, hatta bir parti çıkmış tek gündemi neredeyse mülteci karşıtlığı biliyorsunuz isminde vermeye gerek yok. Hal böyleyken en azından Türkiye toplumuna bir taraftan bakın Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırıyorum ama diğer taraftan da Türkiye'nin mülteci meselesini bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Bu anlamda da mülteciler gidecek diye ciddi anlamda bir destek toparlamaya çalışıyor. Bunu kuracak yani Erdoğan içeride de. O kadar mültecilerden şikayet ediyorsunuz o zaman götüreceğiz bunları oraya bu şekilde götüreceğiz. Bu iki. Üçüncüsü de şu an muhalefet çok güçlü bir şekilde mülteci karşıtlığına savrulmuş durumda. Bazıları tam da bu mülteci karşıtlığı üzerinden ya da Suriyeli karşıtlığı üzerinden siyaset yapanlar aslında tam bir provokatör. Çünkü bütün muhalefeti çok ciddi bir Suriye karşıtlığına sürüklüyorlar şu an. Fakat bu Suriye karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığı karşısında Erdoğan sürekli olarak batıya yeşil ışık yakıyor. Aslında muhalefet gelirse bütün bu mülteci sorunu tekrar kapınıza gelir. Beni iktidarda tutarsanız ben bu mültecileri burada tutmaya devam edeceğim. Hatta daha uzağa, hatta belki Suriye'nin içine kadar süreceğim bunları. Tabi Erdoğan yani bütün zaten uluslararası hukuku ihlal edecek böyle bir ya yani bu bu etnik eee kırımdır. Bu nüfus mühendisliğidir. Bu bir insanlık suçudur aslında yapmak istediği. Erdoğan sadece bunu yapmak istemiyor. Aynı zamanda Avrupa'nın parasıyla da bu vahşeti finanse etmek istiyor. Ortada bir de böyle bir durum var. Bu kadar mülteci madem istemiyorsanız onları ben Suriye'ye götüreyim. Oradaki evleri yaparken, kentleri yaparken, oranın imarını yaparken bir de Suriye'nin pardon Avrupa'nın parasıyla bunu da yapmak istiyor. Çünkü 30 milyar euroluk gibi bir meblağdan bahsediliyor. Bu kızıl kıyamette Türkiye'nin parayı bulacak imkanı da çok fazla yok. Hal böyleyken şu an bu NATO'nun işte tar genişleme tartışmaları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi tam da kıskıvrak yakalanmışken NATO genişlemeye çalışırken ben bunu bir fırsata dönüştürüp buraya saldırayım olabilir belki Avrupa'nın desteğini alamayabilirim diyor ama suskunluğunu alabilirim yani destek olmasa da siz işinize bakın benim işime de karışmayın ve o açıdan da açıkçası hani Batı'yı önemli oranda kıskıvrak yakalamış da durumda Erdoğan bu ama nihayetinde Batı'nın genel olarak ne düşündüğünden ziyade Rusya ve Amerika'nın ne düşündüğüne bağlıdır. Amerika pozisyon açıkladı. Yani olmamasını istiyoruz. Birçok şeyi riske atar vesaire dedi. Ama en nihayetinde bir NATO gücü olan Türkiye'ye ne kadar karşı çıkar? Daha önce geçmişte gördük. Tabii o zaman bütün suçlamalar Trump üzerine gelmişti. Ama bu defa göreceğiz. Bakalım yani Amerika kurumları hani böyle bir şey konusunda ne yapacaklar? Hani o konuda da aslında çok net bir şey yok. Rusya iyice Ukrayna'ya boğulmuş durumda. Her ne kadar Suriye'den vazgeçmemişse de orada aslında bakın şu da var. Türkiye NATO içerisindeki Truva rolünü oynayarak aslında Rusya'ya da göz kırpıyor. Ben Finlandiya ve İsveç'in oraya üye olmaması için kendimi ne kadar riske ediyorum görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun karşılığında Suriye'de de benim bazı yaptıklarıma göz yumun diye bence dolaylı talepleri de söz konusu. Belki direkt talepleri de olmuştur. Hani hazır saldırının bağlamı söz konusu. Dolayısıyla böyle son derece karmaşık, çok faktörlü bir denklem var önümüzde. Ama o yeşil ışığı görürse ya da kendisine çok ciddi bir tepki gelmeyeceğini hissederse tereddüt etmeyecek. Bakın bizim muhalefet dediğimiz yapı çok önemli oranda milliyetçi. Kürt düşmanı bir muhalefet var yani bunun ismini açık koymak lazım. Yani biz muhalefet yani iktidara muhalefet sadece işte e, hani e, ilerici anlamda muhalefet olmuyor. Yani şu an açık söyleyeyim ya İyi Parti'nin Kürt meselesinde muhalif tarafı yok ki statükonun parçasıdır. Hatta iktidardan daha fazla iktidarcı, hatta daha saldırgandır. Örneğin plan bütçe tartışmalarında açıkçası muhalefet partileri, meclisteki muhalefet partileri AKP'nin neden durduğunu söylüyorlardı. CHP sözcüleri dahil. Rojava'nın şeyini niye yarıda bıraktınız diyorlardı. Niye daha fazla devam etmediniz diyen parti sözcüleri vardı orada. Yani kendi gözümle şahit olduğum şeyleri söylüyorum. Dolayısıyla mesele Kürt olunca bu gruplar arasında, bu yapılar arasında hiçbir fark kalmıyor gerçekten. Yani 80 yıldır, 100 yıldır yaşanan bir sorun karşısındaki çözüm iradeleri zaten ortada. Yani daha Kürt meselesinde, Kürt'e Kürt diyemeyen, hala Doğu diyen bir mantıktan biz bahsediyoruz. Dolayısıyla Erdoğan bunu da biliyor. E, milliyetçi iktidarlar sınır çizerler. Muhalefet o sınırların içerisinde sürekli kaldığı için bu topluma zaten bir alternatif olamıyor. Yani Erdoğan'ın 20 yıldır iktidarda olmasının temel sebeplerinden birisi bu. O sınırları çizer. Bunlar da o sınırlar içerisinde hareket etmeye çalışırlar. Ee, her zaman için yani savaş, militarizm, e, Türkiye'de şu ana kadar e, e, destek bulmuş bir şekilde. Erdoğan güçlü bir lider imajı da üretmeye çalışıyor. Para veremiyorsa insanlara sahte zaferler verecek. Yani bu onların belki karnını doyurmaz. Yani gidip Suriye'de Kürtlerin canını biraz daha yakması insanların karnını doyurmaz. Ama o kadar çok fazla milliyetçi bir atmosfere sürüklenmiş ki bu saldırı üzerinden hem muhalefeti hem de toplumu tekrar dizayn etmeye çalışıyor seçimlerden önce. Ve Erdoğan bütün seçimlerden önce bir yere saldırdı şu an. Ve bu en büyük seçime doğru giderken muhtemelen risk alıp belki de en büyük saldırısını bu seçimde gerçekleştirecek. Çünkü artık ya her şeyi kaybedecek ya da bir şekilde bu çukurdan, bu dar boğazdan çıkacak. Onun için hani her şey hazırlıklı olmak lazım. Şöyle söylemek lazım. Yani Türkiye bir NATO gücü olarak 5-6 yıldır, 7 yıldır elindeki bütün imkanları kullanarak Suriye'deki Kürtleri kriminalize etmeye, terörist silah ettirmeye çalışıyor ama bunu yapamadı şu ana kadar. Yani an itibariyle bile yapabilmiş değil. Ve Kürt meselesi aslında Türkiye ile Kürtler arasında çözülebilecek bir meseleyken tam da bu şekilde bu meseleyi sürekli uluslararası platformlara taşıyarak Kürt meselesi şu an küresel bir mesele. Yani NATO gibi bir yapının yeniden organize edilmesi için şu an bütün ülkelerin gündeminde Kürtler var. Hani bunu PKK ile mücadele çerçevesinde devlet bunu söylüyor, bunu işte Rojava'da terörist var diyor. Ama en nihayetinde bütün dünya Türkiye'nin Kürtlerle meselesini çözemediğini, Kürt politikasının iflas ettiğini, Kürtlerle yürütemediği savaşı şu an NATO'nun çerçevesinde, NATO konseptinin içerisine daha güçlü koyarak gerçi eskiden beri bu bir NATO savaşı ama NATO içerisinde artık Kürtlere dair farklı görüşler de var. NATO güçleri içerisinde. Şu an Erdoğan son bir koz olarak 6-7 yıldır yapmaya çalıştığını yapmaya çalışıyor. Yani bu grupların terörist ilan edilmesi, işte YPG'nin başta olmak üzere filan. Yani hani siyasette hiçbir şey olmaz değil ama ben bu ihtimali biraz uzak görüyorum. Erdoğan çok fazla talep üretiyor. Sadece bir talebi yok Erdoğan'ın. Amerika'dan bir sürü talebi var. F-35'ler, F-16'lar, işte e Askeri ambargoların kaldırılmasıdır, e, yaptırımların kaldırılması, var olan katsa yaptırımların uygulanmaması, Halkbank davası, var da var yani liste o kadar çok ki. Yani e, efendim terör örgütü listesine alın diyor, e, biz öyle görmüyoruz dedikleri noktada tamam onu yapmıyorsanız belki bunu yapabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Yani ben İsveç'in Zarık, Ragıp Zarukoğlu'nu Türkiye vereceğini şahsen düşünmüyorum. Yani yaparsa... Yani yüzlerce yıldır oluşturduğu bütün demokratik kurumları alaşağı etmiş olacak. Yani yargısını bitirmiş olacak. Erdoğan herkesi kendisine benzetmeye çalışıyor. Yani ben o, o anlamda o kurumların, o ülkelerin direneceğini düşünüyorum. Zaten Erdoğan çok fazla Finlandiya ve İsveç'ten de aslında çok fazla bir şey istemiyor. Asıl istediği NATO liderleriyle fırsat bu fırsat ben bir şeyler koparmaya çalışayım. Şahsi olarak koparayım Halkbank davası gibi siyasi parti olarak koparayım beni iktidarda tutmaya çalışsınlar. Ama aynı zamanda bir devlet konsepti olarak Kürtlere karşı saldırganlığın yeni bir zeminini bulayım. Bana o konuda destek versinler. Destek veremiyorlarsa dahi belki o çok yüksek bir talep olur. En azından sussunlar ben burada Kürtlere biraz daha zulüm yaparken gibi. Yani böyle çok aşamalı, çok aktörlü bir şekilde yürütüyor bu diplomasiyi. Bir taraftan Finlandiya ve İsveç'e Afra tafra yapıyor buraya gelmesinler diyor. Diğer taraftan İbrahim Kalın Çavuşoğlu diğerleri bütün ekip bir şekilde çalışıyor Biz buradan ne koparabiliriz. Yani gerçekten ucuz bir bir pazarlık silsilesi bir at pazarlığına girmiş Demek ki böyledir Yani bunların siyasi algısı siyasi karakteri budur. Halbuki Kürt meselesini göreceksiniz, yani şu Erdoğan yaptığı bu hamleyle Kürtleri sıkıştırdığını düşünüyor. Şu an Kürt meselesi hiçbir dönemde olmadığı kadar küresel bir mesele haline gelmiş durumda. Bunu kendisi, ya, bu paradoksal bir şeydir yani, bu yapısal bir şeydir. Yani bu meseleyle yüzleşmediğiniz oranda bu mesele büyüyecek. Bölgeseldi, önce lokal bir karakterdi, sonra bölgeselleşti, şimdi küreselleşmiş bir mesele yani. Bu meseleyi şurada Ankara'da, Diyarbakır'da, buralarda yani konuşup çözmek varken işte bütün dış politika araçlarını, enerjisini, kaynağını, ilişkilerini sırf o Rojava deneyimini boğmak için kullanıyor. Herkesle ilişkilerini darmadağın etmiş durumda. Halbuki bu mesele çok basit, kökü de burada, buralarda oluşmuş bir mesele. Bunu gidip Helsinki'de, Stockholm'de, Washington'da Hani bunu bastırmaya, o anlamda bir çözüme gerek yok. Burada varsa cesaretiniz, yani siyasi cesaretiniz varsa bu meseleye siyaseten el atarsınız. Bu en büyük bana sorarsanız siyasi korkaklıktır. Bu soruna kimse siyaseten yaklaşamıyor bile. Bunun zeminini şu an görmediği için. E fırsat bu fırsat biraz da saldırmaya çalışacak. Ve bu böyledir. Kürtler bu saldırı dalgalarından şöyle söyleyeyim. Halepçe'yi gördüler. Enfal'i gördüler, Afrin'i gördüler, Kobani'yi gördüler. Ama dikkat edin bütün bu saldırılardan sonra her defasında bir şekilde toparlanıp evet kayıplarıyla birlikte ama siyaseten daha güçlü bir noktaya geliyorlar. Böyle bir akışı söz konusu. Yani umarız bu tehditler olmaz. Türkiye ne içeride ne dışarıda bütün Türkiye'de yaşayan insanlar olarak böyle yeni bir saçma sapan hiçbir yere gitmeyecek. Belki küçük bir tırnak içinde diyorum askeri başarı gibi görünebilir bir noktada ama çok ciddi kayıplar oluşturacak ve Kürt meselesini daha fazla küreselleştirip daha fazla içinden çıkılmaz bir hale sokabilecek bu durumdan umarız o tekrar düşünürler bundan vazgeçerler. Eğer yok vazgeçmezlerse de Kürtler şu ana kadar yaptıkları gibi mücadelelerine devam eder.